أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله سيد سلطان الأمانة. الله يحمد سنة olsun ki جل جلاله. İnsan şu hayat sayfasında dünyanın herhangi bir karesinde hiç esamesi belli olmayan birilerinin torunları da olabilir. Gayet normaldir yani. Rabbini tanır, Rabbini bilir, Rabbine hizmet etme gayretinde olur. Kendisi başlı başına. Fakat tabii ki geçmişinde, tarihinde babası, dedesi, ecdadı, onlar İslam'a bağlı olduğunu gördüğü zaman onun ilerlemesi diğerlerinden çok daha farklı olur. Çünkü bu İslam'ı yeni tanımadı. Binlerce senesi var bunda İslam'ın, geçmişliği var yani. Hamdolsun. Onun için Allah-u Teala'ya hamdü sena edelim ki bizi Selçuklu gibi, Osmanlı gibi, Ali Osman gibi o kutlu insanların torunları eyledi. Biz doğarken Müslüman olarak doğduk. Bütün herkes Müslüman olarak doğar. Hadis-i şerif var ya Peygamberimiz için sallallahu aleyhi ve sellem. Yuhavvidanihi ve yunassiranihi diyor Peygamberimiz için sallallahu aleyhi ve sellem. Herkes Müslüman olarak doğar, sonra anne babası onları Yahudi yapar, Hristiyan yapar diyor. Hamdolsun bizim anne babamız Müslümandı, dedemiz Müslümandı, dedemizin dedesi Müslümandı. Ta şanlı ecdad hep Müslümandı. İslam'ı bizim tabiri caizse kanımıza işlemişlerdi. Üzerinde çok oyunlar oynandıktan sonra yine bizler sağlam bir kanal, sağlam bir damar, oradan devam ederekten o kutlu ecdadımızın gittiği yolu bilen, anlayan, derk eden, şuurunda olan, şuuruna vakıf olan birer insanız biz. İnsanlar şu zamanda var hamdolsun, onların kutlu davasını sırtlanacak, o yolda yürüyebilecek insanlar var. O damar kesilmedi hamdolsun. Nasıldı onların İslam'a bakışı ki Şeyh Nazım Kıbrisi Hazretleri gibi birisi Sultan-ı Evliya'dır, Evliyalar Sultan'dır. Diyor ki mübarek sohbetlerinde Osmanlılık davamızdır diyor. Bir Evliyaullah neyi anlatır insana biliyor musunuz? Allah-u Teala'nın yeryüzünde en razı olduğu kişilik, kulluk nedir onu anlatır. Tarikat yolu demek Müslümanlığı en sağlam yaşama yolu demektir. Tarikat yolu demek, zahirini düzelttiğin gibi ondan 10 kat, 100 kat daha batınını, içini, kalbini temizleme yolu demektir. Bu yolun piri olan, öğreticisi olan, öğretmeni olan, muallimi olan zat bize diyor ki davamız nedir? Osmanlılıktır diyor. Neden? Çünkü baktığı zaman tarihine o tarikatın, meşayih-i kiramın o söylemiş olduğu edepli yollar, güzel yollar, büyüğüne edep göstermesi, ilim ehline saygıyla karşılaması, bunların hepsini ecdat zaten tarihte yaşamış, yaşatmış. Evladu iyaline bunu öğretmiş. Bugün bakıyoruz, şimdi. Tarihle karşılaştırdığımız zaman isimleri değiştirdiler. Bu çok önemli bir mevzudur. Niye değiştirdiler isimleri? Bizi tarihimizden kopartmak için değiştirdiler. Bunun başka bir manası yok. Şeyhimiz Hazretleri buyururdu. Mektep. En basiti. Mektep. Mektep deyince anlamayan mı vardı? Bunu niçin okul yaptık diyor. Niye okul yaptık? Sen tarih kitabını açtığın zaman mektep dedim bugünün insanı mektep dedir diyecek. Tarihini açtığı zaman dedesinin şanlı zaferlerini okurken anlamayacak çocuk. Anlamıyor ya zaten yani. O tarihle bağını kopartmak için ne yaptılar? İsimleri değiştirdiler. Şimdi mesela doğuya gittiniz mi bilmem. Bundan 10 sene önce bir değişiklik yaptılar orada. Köylerin isimlerini değiştirdiler. Sonradan dediler ki sonradan gelen hükümetler buna gerek yoktu ki herkes o ismi o eski ismiyle biliyor zaten.
Killo diye bir köy vardır. İlim ehli yetişir orada. E onu herkes Tillo olarak biliyor. Ta Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri zamanından bu yana, Osmanlı zamanından bu yana hep Tillo diye bildiler. Sonra onu aydınlar diye değiştirmenin ne manası vardı? Hiçbir manası yoktu. Sonra dediler ki eski isimlere dönsünler. Biz de bugün diyoruz ki şanlı ecdattan kalan o kutlu isimler yine dönsün. Çünkü hepsinde bir itibar, bir şaşaa var. Bir heybet var yani. Şimdi bizim eskiden kadımız vardı. Kadı dediğiniz zaman bugün mesela hamdolsun ziyaretine vardık. Dursun Fakih Hazretleri. Dursun Fakih. Şimdi biz bunu şeylerden, filmlerden veyahut da belgesellerden izlendiği zaman Dursun Fakı, Dursun Fakı, Dursun Fakı diyorlar. Allah Allah diyorum ben de şimdi. Fakı nereden gelmiş? Eski Türkçeden bir lafız mı acaba? Nereden bunu koymuşlar bu ismi? Ziyaretine gittiğim zaman baktım orada Dursun Fakı. Sonunda bir H var. Fakih, Arapça'da alim demektir yani. Alim Dursun demek. Osmanlı Devleti'nin ilk Şeyhülislam'ıdır. İlk devlet namına hutbe okuyan, Orhan Gazi adına hutbe okuyan şeydir. Şeyhülislam'dır. Dursun Fakih Hazretleri. Şimdi bizim kadımız vardı. Kadıyı gördüğü zaman bütün herkes edeple önünü bağlar, önünden geçerdi. Şimdi yargıç var. Başka bir şey var. Yolda gören onu tanımaz. Bilmez. Bu 21. asır bir edepsiz asır oldu gitti. Tarihinden koparttılar insanları. Ne büyüğünü, ne küçük büyüğünü sayar, ne büyük küçüğünü düşünür oldu. Ama bizim tarihimizde böyle değildi. Herkes bir üstüne karşı saygılıydı. Çünkü Peygamber Zişan bunu öğretmişti sallallahu aleyhi ve sellem. مَنْ لَمْ يُوَقِّرْ كَب۪يرَنَا وَلَمْ يَرْحَمْ صَغ۪يرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا. Büyüğüne saygı göstermeyen, küçüğüne merhamet etmeyen bizden değildir dedi Efendimiz. O kadar net, o kadar kesin. O kadar kesin. Onun için o isimler hepsinde bereket var. Hepsi çünkü nereden alındı? Dinimizden aldı, dinimizin getirdi. Kadı ne demek? Hüküm veren zan demektir. Ve heybeti var ismin. Heybeti var. İşte o şanlı ecdadımız onu incelerken o kutlu insanların tuttuğu yolu çok iyi anlamak lazım. Nasıl bir yol tuttular onlar? Şimdi bugün bir takım insanlar çıkıp da bize siz gericisiniz diyorlar. Neden yahu? Neden biz gericiyiz? Siz eski zamanı istiyorsunuz. Kardeş biz eski zamanı isterken bizim Fatih Sultan Mehmetlerimiz, bizim Mimar Sinanlarımız bulunduğu zamandaki en üstün teknolojiyi kullanma yolundaydılar ve buldular, kullandılar da yani. Biz eskinin heybetini istiyoruz. Biz eskinin adaletini istiyoruz. Bugün siz bize onu veremiyorsunuz. Biz eskinin edebini istiyoruz. Siz hayasız bir yaşam bize önümüze sürüyorsunuz. Kadın olacak, açılıp saçılacak. Erkek olacak, kadının peşinden koşacak. Ne zamana kadar? 40'a kadar. Nedir? Gençtir bu. Gençliğini yaşasın. Gençtir bu. Gençliğini yaşasın. Bize öğrettiğiniz hayat bu yahu. 40'a kadar sen daha gençsin diyorlar. Yahu sen kimin torunusun? Bir bak. Senin deden 21 yaşında çağ açıp çağ kapatmış. Dünyaya hükmetmiş. Dünyaya bir tokat atmış yani. Sen 40 yaşına kadar daha çocukmuş gibi o onun peşinden koşar, o onun peşinden koşar. Kafede buluşacak. 3 tane kızla buluşursa en büyük adam oymuş. Öğrettiği, onun öğrettiği ahkam bu. Bizim istediğimiz tarihimizdeki Allah'a bağlılıktır Celle Celaluhu. Yoksa biz zamanın teknolojisini kullanmıyor değiliz ki. Teknolojisine karşı da değiliz. İyi kullanın diyoruz. Kötü kullanmayın. İyi kullanın. Bir bardak su içersen, hamd edersen, nimet Allah'a Celle Celaluhu ibadet yapmana bir vesiledir. Bardağı alıp onunla içki içersen ne oldu?
Küfret. O da nankörlüğüne vesile oldu senin yani. Bu teknoloji de aynı şekildir. Sen oradan pisliği yayıyorsan biz pisliğe razı değiliz. Bize elim getirin, fen getirin, üstünlük getirin, meziyet getirin. Bize iki tane şey öğreteceksin diye bütün ahlaksızlıkları sırtımıza yüklüyorsanız biz ona razı değiliz. Çünkü insanın haya gibi, namus gibi en büyük değerlerini kaybetme gibi bir seçeneği yoktur. İlim öğrenmek için hayasından vazgeçemez insan. Namusundan vazgeçemez insan. Zaten saçmalık şurası değil mi? Sen bana ilim mi öğreteceksin? Evet, ilim öğreteceksin. Peki sen benim başımı niye açıyorsun? Başımı açınca ilim daha mı iyi gelecek kafama? Böyle bir şey mi var? Senin bana öğrettiğini ben kulağımla dinleyeceğim. Gösterdiğin o görsel bilgiyi gözümle göreceğim. Senin başımla ne ilişkin var? Elbisemle, ne kıyafetimle, ne derdin var senin? Bu tamamen biz şunu bize derk etmeye çalıştılar. Ey Osmanlı torunları! Biz size ahlakınızı bozmadan hiçbir şey öğretmeyiz. Anlattıkları bu. Çok ibretle bakın. Bütün televizyon filmleri, dizileri, şunlar bunlar. Amerika'da, İngiltere'de, şurada, burada çocuklarımız seyretsin diye yapılan çizgi filmlerle adamlar kendi evrim teorilerini öğretmeye çalışıyorlar. Bir çizgi film. Bak dedi birisi, şu nasıl, çok hoş bir çizgi film. Baktım, çocuk doğacak ya yerde. Yukarıda bulutların üzerinde bulutlar yapıyormuş onu, aşağı gönderiyormuş. Daha bunun gibi nice şeyler. Bir çok meşhur filmde, çok meşhur olan bir filmde diyor ki maymuna niçin kızıyorsun? Sen de daha önceden maymun değil miydin? Evrim geçirmedi. Kim evrim geçirdi? Ben diyor. Kim? Ben. Bunu öğretiyorlar. Bundan 15 sene önceye kadar bizim okullarımızdaki kitaplarda bunu söylüyorlardı ya. Allah muhafaza buyursun. Celle Celaluhu. Şimdi bize ilim lazım. Biz ilmin peşini bırakacak adam değiliz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Efendimiz Bedir Savaşı ki ilk savaşlarıydı. Savaştığı kişiler kim? En azılı düşmanlarıydı. Ne dedi esirler Efendimiz? 10 kişiye Kur'an-ı Kerim öğreten serbesttir. Fidyesi budur. Allahu Ekber. Bizim dinimiz ilimden uzak olmasının bir mümkünatı yoktur. Çünkü bizim Kur'an'ımızın ilk ayeti okudur zaten. Ama nasıl oku? Edebini, hayanı, namusunu arkana atarak değil. İkra bismi rabbikellezi alak. Halak, yaratan Rabbinin ismiyle oku. Besmele ile başladığın ilmi oku. O sana faydalı olur. Besmeleyi kaldırdın mı? Kullu emrin zi balin lem yubda bi bismillah fehu abtar hadis-i şerifi tecelli eder. Hangi hatır sahibi iş ki besmele ile başlanmadı sonu kesiktir diyor. Onda hayır yoktur. 1437 50 küsür sene önce Resul-i Ekrem bunu buyurmuş. Bizim mektebimizde besmele ile başlasa hoca ne ziyanı var? Orada olanların hepsi Müslüman değil mi? Müslüman. Besmele ile başlama ne ziyanı var? Hiçbir ziyanı yok. İşte biz diyoruz ki bu bize gerici diyenler bilsinler ki bizim düşüncemiz, fikrimiz şanlı ecdadımız Fatih Sultan Mehmet'in dediği gibi bizim ayağımızın bastığı yere onların hayalleri ulaşamaz. İslam'a kalbini vermiş bir insan şehvet ve nefsin oyunlarından kendini temizlemiş bir insandır. O insanın çalışkanlığı ötekiler onun bir günde yaptığına bir senede yetişemezler. Neden? Düşünün yani bunu mantık olarak siz düşünün. Avrupalı bir bilgin veyahut da yönetici birisi. Bu adamın kadın derdi var, içki derdi var, tatil derdi var, şu derdi var, bu derdi var. Fakat şuurlu bir Osmanlı torunu, İslam'a ve Allah'a hizmet etmek isteyen o kişi, onun içkisi çaydır. Onun kadın ihtiyacı evindeki helali hanımıdır.
Onun tatil ihtiyacı İslam'a hizmettir. O çünkü İslam'a hizmet ettikçe ferah bulur, huzur bulur. Onun hizmetiyle öteki biri olabilir mi? Olamaz. Şu kendi yaşadığımız ülkenin tarihiyle, yani Allah'tan uzak yöneticilerin elindeyken olan hizmetiyle, Rabbine biraz dönmüş, biraz Rabbine hizmet etme gayretinde olan yöneticilerin yaptığı hizmeti karşılaştırsan, bu zaten aleni olarak senin önüne çıkacaktır. Osmanlı şuurunda olan yöneticilerin çalışma tarzına bakın, Osmanlı istemeyenlerin çalışma tarzına bakın. Bir günde biz 1 liralık paramız 500 liraya düşmedi mi? Bir günde. Onun için biz diyoruz ki madem elimizde böyle bir cevher var, biz o cevheri değerlendirelim. Fakat o kutlu ecdadımızın gittiği çok ince bir çizgi var. Onu gözden kaçırmamak lazım. Onu gözden kaçırmamak lazım. Neydi bu kutlu padişahların, bu kutlu padişahların arkasındaki kuvvet? Neydi o? Sadece padişah olarak da düşünmeyelim tabii. Bütün efrad, bütün etba olarak da. Hepsi Allah korkusuyla donanmış kullar. Resul-i Ekrem buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, "Ra'sul hikmeti mehafetullah." Hikmetin başı Allah korkusudur. Rezilliğin başı nedir? Hubbud dünya. O da dünya sevgisidir. Ra'su kulli hatiyetin. Her hatanın başı hubbud dünya, dünya sevgisidir. Biz Müslümanlar olarak dünyada sahip olduğumuz her şeyi ahirete mal etmek gibi bir vazifemiz var. Ben niyetimi öyle sağlam tutarım ki bindiğim arabayı sen dünyalık görürsün ama o benim ahiret tarlama ektiğim bir ekin ektiğim bir traktördür. Onunla yaptığım hizmetin hepsi ahiretliktir. Bunun gibi aldığı nefesi dahi, yürüdüğü adımı dahi ahirete döndürür, Allah Celle Celaluhu için atar, hepsi ahiretlik olur. Şimdi bu Allah korkusunda donanan kulların önem verdiği iki şey vardı. İlim ve irfan. Neydi bu? Alimlerine yüksek saygıları vardı. Evliyalarına yüksek hürmetleri vardı. Her padişahın mutlaka bir Şeyhülislam'ı, bir de kalbini eğittiği bir şeyhi vardı. Mutlaka mürşidi vardı. Onların sözleriyle ilerlemeye gayret gösterdiler. Şanlı tarihimizde bazı padişahlarımız mürşidi olan, himmet aldığı evliyayı bir kere dinlemediler. Neredeyse ocak sönüyordu. O derece. Neredeyse ocak sönüyordu. Fetret devri vardır, bilir misiniz? Yıldırım Bayezid'den sonra. Ankara'da. Esir alındığı zaman. O savaşa Emir Sultan Hazretleri gitmeyin efendim diyor. Ne dedi Hazret? Cennet mekan. Yıldırım Bayezid ha, cennet mekan. Ok yaylan çıktı artık dedi. Gideceğiz dedi yani. Ama netice ne oldu? Peşinden gelen yanlış bir şey yapmamıştı. Bütün ne derler? Ordunun kurulumu, savaş nizamı her şey güzeldi. Fakat Kazaklar olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Son anda caydılar. Orduya Tatarlar dediği gibi. Katılmadılar. Orduya netice ocak sönüyordu neredeyse. Fetret devri girdi araya. Bunun gibi meşayih-i kiramın sözüne tabi oldukları zaman Allah zafer üzerine zafer verdi. Devlet üzerine devlet verdi. Ama onların derdi neydi? Bugün ne anlatıyorlar? Kadın derdiymiş, kız derdiymiş. Yahu kadın kız derdi olan bir insan bir sene at üzerinde savaş için gider mi ya? Böyle saçma bir şey mi olabilir? Haremde diyor şu kadar kadın vardı. Yahu bugün bu fitneye düşmüş insanlar, Allah onları da kurtarsın. Bu gençlik hengamesine girmiş insan var ya,
padişahı tenkit ediyor, hareminde 4 kadın var diye, onun bir ayda belki elinden geçirdiği kadın 10 tanedir. Öyle olmasıyla birlikte, bu edepsizliğiyle birlikte, ki bunun yaptığı hayvanca bir şeydir çünkü, öteki Allah'ın dinine uygun bir şekilde hepsinin hakkını gözeterek insanca yaptığı bu hakaret, o yanlışıyla birlikte onlara dil uzatır. Onlara dil uzatır. İşte bunu unutmamamız lazım. Meşayih-i kiramın nurundan kalbini eksik tuttuğun zaman göz ileriyi görmez. Atılacak adımları anlayamaz. Büyük Hakan Abdülhamid Han Cennet Mekan Efendimiz ne işler yapmıştı ki maneviyatın nuruyla ona gösterildi mübareğe. O zamanın alimleri bile onu anlayamaz oldular. Yanlışının farkında olamadılar. Sonra hepsi özür diledi ondan. Ama meşayih-i kiramın hiçbirisi ona karşı çıkmamıştır. Kalbinde Allah'ın nurunu taşıyan, ilahi devlete sahip olan o kutlu zatlardan hiçbirisi Abdülhamid Han'ın karşısına çıkmamıştır, tenkit etmemiştir. İşte 4. Murat Cennet Mekan gibi Aziz Mahmud Hüdayi'ye sırtını dayayıp Bağdat'ı fetheden, daha nice Fatih Sultan Mehmet gibi Cennet Mekan, Yavuz Sultan Selim gibi hepsi mutlaka bir alim ve bir meşayih-i kirama onların ışıkları altında yürüyerek erdikleri devletlere, zaferlere o vesileyle ermiştir. O vakit biz bugün onlar gibi çalışma gayretinde olacağız. Fakat o manevi öğretmenlerimizin nurundan da mahrum kalmadan, mahrum kalmadan, ilim ehlinin ilminden mahrum kalmadan, evliyanın nurundan mahrum kalmadan, dört elle Allah'ın diline sarılmaya gayret göstereceğiz. Bugün bize şöyle işin ucundan tutan adam lazım değil. Bize taşın eline altını koyan adam lazım. Ne için elini altına koyacak? Bu devlet bizim, bu toprak bizim. Şanlı ecdadımız bu toprakları alırken aman sınırlarımız büyüsün de keyif edelim diye almadı. Onların derdi bu yüce din, İslam dinini ulaştıralım da aman bir kişi daha kafir olarak ölmesin. Bir kişi daha cehenneme düçar olmasın, cennete gitsin hepsi. Bu niyetle uğraştılar. Biz de kalbimizi bunu koyup da bütün kardeşlerimizi anadan doğma kardeş gibi görüp, kimilerinin fikirleri hastadır, hastalanmış bir kardeşimiz gibi görüp onları tedavi etme gayretine düşmezsek, aman o böyle, şu şöyle deyip hepsini itip bir biz doğruyuz dersek, ne evliyaya kalbimizi dönmüş oluruz, ne ulemanın ilminden nasip almış oluruz. Nefsimizin ve şeytanın peşinden koşmuş oluruz. Bir şeyler yaptığımızı zannederiz ama yapıyoruz derken berbat ederiz, farkında olmayız. Taşın elini altına, taşın altına elini sağlam bir şekilde koyup, ilmin nuruyla, maneviyatın nuruyla yol alacak insanlar lazım. Allah'ın izniyle. O kutlu ecdadımız işte böyle bir yol tuttular. Allah'tan korkan insan oldular. Bir de sözünün eri oldular. Bu da önemli. Sözünün eri oldular. Estaizu billah, bismillah. Ya eyyuhallezine amanu evfu bil ukud. Ey iman edenler, verdiğiniz sözleri yerine getirin. Ayettir. Ayettir. Mehmet Akif Ersoy rahmetullahi aleyh bir gün sözleşiyor da birisiyle buluşmaya. O vakit o sözleşme yeri çok aşırı derecede yağmur yağıyor. 6 saat arkadaşını beklemiş buluşacağı yerde. Yağmur olduğu halde. 6 saat. Neden? Söz verdim ben diyor. Sözümü yerine getiriyor. Bunlar yüce ahlaklardır. Bunlar güzel ahlaklardır. Söz verdiğimiz zaman sözümüzü yerine getirmek. Konuştuğumuz zaman doğru söylemek. Bunlar İslam'ın bize verdiği yüksek ahlaklardır. Onları yerine getirme gayretine düşersek, o gün bazen insan öyle görüyor. O gün kaybettiğini zannediyor. Halbuki
Allah'ın nazarı onun üzerindedir Celle Celaluhu. Senin kapını mutlaka açacak. Senin yaptığın o güzel fiiliyatı unutacak değil Allah-u Teala. Devletin kaydında belki silinir. Milletin kaydında belki silinir. Yedi kat göğün Rabbinin kaydını silecek var mı? Haşa ve kella. Onun için ne demiş büyüklerimiz? Yap iyiliği at denize, balık bilmezse Halik bilir diyor. Sen Allah için yap Celle Celaluhu. Doğru ol, mert ol. Allah yolunda sözünün eri ol. Allah senin yolunu açacak. Subhanallah Teala. Çünkü senden razıdır, razı bir kişiliktesin sen. Evet, işte bizim tarihimizle aramızı koparmaya çalışıyorlar ya. Neden peki bunu yapıyorlar? Çünkü biz tarihte dünyaya hükmettik. Kimse bugün kendine hükmeden birisini istemiyor. Bugün içerimizde olan insanlar bile, Avrupalıya hayran insanlar bile böyledir. Başında hükmedecek insan istemiyor. Nasıl yahu? Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyyeti. Hepiniz bir çobansınız dedi Efendimiz. Hepiniz sürünüzden mesulsunuz. Herkes bir yönetim içerisindedir. Baba ailesini yönetir. Muhtar mahallesini yönetir. Belediye başkanı şehrini yönetir. Devlet başkanı devletini yönetir. Herkes bir yöneticinin altında olacak mutlaka. Usul budur, nizam budur. Fakat kuvvet sahibi olduğu zaman o vakit başında çok büyük bir emir var. Nedir o emir? Mazlumun duasını bana getirmeyeceksin dedi Allah-u Teala. Celle Celaluhu. Dünyanın hangi karesinde bir mazlum varsa onun yardımına koşacaksın. Bu senin vazifendir. İşte kuvvet sahibi olduğumuz zaman biz bu dünyanın farklı grupları istediğini eziyorlar ya. Ezemeyecekler tabii onu. Onun için daha bugün Osmanlı'nın adını duydular, titremeye başladılar. Başımıza bir ton çorap örmeye çalışıyorlar. Ama bilin eğer davan büyük ise derdin de büyük olacak. Aman derdim niye büyük oldu diye ağlıyorsan bu iş senin işin değil. Sen dağları aşacak kuvvete sahip değilsin. Bunu sen güncel hayatta da farkına varabilirsin. Bakkalın derdiyle holdingin derdi bir olur mu? Süpermarketin derdi bir olur mu? Süpermarketin 40'ta biridir bakkal. Eğer sen büyük olmak istiyorsan, büyük hizmet etmek istiyorsan, büyük davanın yolcusu olmak istiyorsan, o istediğin her şeyin başındaki o büyük sıfat dertlerinin başına da gelecek, büyük dertlerle karşılaşacaksın. Ama Allah'a kalbini verdiysen Celle Celaluhu seni yıkacak bir şey de olmaz. Yedi kat göğün Rabbinin inayeti senin yanındaysa dağları da devirirsin, denizleri de aşarsın. Peygamberlerin yaptığı gibi. Bunlar bize çok büyük örnektir. Bugün insanımız sebepler alemine daldığı için Allah'ın kudretini unutur oldu. Firavun'un karşısında duran Musa aleyhisselam, Firavun'un belki onda biriydi, belki yüzde biriydi. Onun da hepsini geç, birebir denk olsalar bile ellerinde silah yok. Ellerinde hiçbir silah yok. Ne yaptılar? Firavun'dan kaçtılar. Peygamberleri kaç dedi diye kaçtılar. Kaçtı derken oradan çıktılar. Biz artık orada yaşamayacağız dediler. Firavun peşlerinden koşturdu, koşturdu, koşturdu. Nereye kadar? Kızıldeniz'e kadar. Kızıldeniz'e gelince İsrailoğulları biraz edepsizdir. Dediler yahu Allah-u Teala bizi öldürmek mi istiyor? Buraya getirdi. Orada Firavun askerleri, burada deniz. Musa aleyhisselam ne dedi? Bekleyin. Bizi buraya kim gönderdi? Allah-u Teala. Bize bugün bu hizmeti kim sunuyor? Osmanlılık hizmetini? Allah-u Teala. Meşayih-i kiram bize söylüyor çünkü bunu. Allah'ın en kutlu eri bize söylüyor. Osmanlılık davamızdır. O zaman biz Allah yolundaysak tabii ki o bize yardım edecek. Biz niyetimiz sağlam değil mi oraya? Sağlam mı değil mi oraya bakalım. Ben bu yaptığımı sırf Allah için mi yapıyorum? O zaman o bana yardım edecek. Nuh aleyhisselama yardım etmedi mi etti? Musa aleyhisselama yardım etmedi. O zaman onların o sağlam niyeti bendeyse bana da mutlaka yardım edecek. Çünkü o kıssaları bize anlattı. Neden? Benim adetimi görün kullarım. Benim uslubumu görün.
Siz kalbinizi bana verdiğiniz zaman, benim yolumla gayretle gittiğiniz zaman ben sizinleyim. Sıkıştırdı Kızıldeniz'de. Tamam, bunların işi bitti dediler. Allah onunlaydı. Asayı vur dedi, vurdu, denizleri kaldırdı Allah. İnsanımız bugün unutuyor. Allah-u Teala haşa o gün bunu yaptı da bugün yapamaz mı? Biz o kudrete sırtımızı dayayıp o kutlu dinin hizmetçisi olacağız. Bakacağız şeytan nasıl bir hizmet yapıyor. Geçen abilerle oturduk sohbet ediyoruz. Yahu dediler, camilere gidiyoruz buz gibi. Buz gibi. Öteki de dedi ki, ya sevabı daha çok olur. Be kardeşim, sevabı çok olur. Allah razı olsun ama şeytanın mekanları 24 saat klimayla çalışıyor. Zaten ahir zamandayız. Her taraf fitne fucur. Sen camiyi buz gibi yap. Adam zaten bir ton 50 tane şeytanla savaşıp camiye gelmeye çalışıyor. İçeriye giriyor. Bu sefer şeytan alıyor 150. Bak biz sana dedik. Gitme camide, buz gibi cami. Evde kıl dedik sana. Bir sürü söylüyor. Şeytanın yaptığı hizmetten ders çıkartmak lazım. Bak, şeytan hizmetini nasıl yapıyor? Şeytan birisinin kapısına giderken hiç şey yapar mı? Ne derler? Gevşeklik yapar mı? İstemezlik yapar mı? Yok. Adam suratına tükürse yine ertesi gün onun yanına gider. Şeyhimiz çok güzel anlatırdı mübarek. Yahu der, Allah yolunda hizmet ederken bıkkınlık göstermeyin, onun için anlatırım bunu. Nazım Kıbrıs Hazretleri. Bak diyor, şeytan ne yapıyor? Hacca giden arkadaşları var onun. Şeytan taşlamaya gidiyorlar, şeytan taşlıyorlar. Kendini taşladıkları halde diyor, hiç onlara küsmez. Hiç onlara küsmez şeytan. Der ki diyor, nasıl olsa biraz sonra yine benim dediklerimi yapacaklar, arkadaş olacağız. Yine aynı devam edecekler. Olsun, şimdi atsınlar, ziyanı yok der diyor. Yani bugün şeytanın şeylerine baktığımız zaman, oyunlarına baktığımız zaman aslında nasıl hizmet edeceğimizi bize gösteriyor. Bakıyorsun bir kötü bir mekan açılmış, broşür pat 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 dağıtıyor adam. Allah yolunda uğraşacak, sen de broşür dağıtacaksın demek. Bir kötü mekan açıyor dediğim gibi 24 saat klimayla. Allah mekanı için sen de demek ki böyle yapacaksın. Milleti davet etmek için uğraşacaksın. Yat yere. Bizim dinimiz en doğru dindir. Bizim ecdadımız şanlı Osmanlı'dır. Tamam, gelen gelsin, gelmeyen gelmesin. Böyle olmaz ki. Muhiddin Arabi Hazretleri'nin çok mübarek bir sözü var. Hayatımız boyunca bize bir örnek olacak söz bu. Ne diyor mübarek? Mevlam ya Allah. Batıl davası için kendinden vazgeçeni diyor. Adam davası doğru değil. Ama öyle bir çalışıyor ki ne kendini ortaya koyuyor ne mal, hiçbir şey gözü görmüyor. Batıl davası için kendinden vazgeçeni adli ilahi diyor, hak davası için çalışmayıp yatana galip kılar. Subhanallahil azim. Davan hak, sen yan gelip yatıyorsan kazanacağını zannetme yani. Uğraşacaksın. O şanlı peygamber nasıl uğraştıysa biz de öyle uğraşacağız. Kapı kapı dolaştı Efendimiz. En büyük müşriğin kapısına 130 kere gitti, küsür kere. O zaman bir mecliste oturduğu zaman, Osmanlı dediğin zaman birileri ağzını burnunu yamultuyorsa susup kalmayacaksın orada. Nereye sen ağzını burnunu yamultuyorsun? Senin görüp görebileceğin en güzel Müslümanlar onlar. Sen nasıl ağzını burnunu yamultuyorsun? 5 vakit namaz kılmayı bilmezsin, abdest almayı bilmezsin, tahareti bilmezsin. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem övgüsünü kazanmış ki o övgü için sahabe-i kiram kalktılar. Sultan Ebayüb el-Ensari gibi öleceğini bildiği halde mübarek kalktı da geldi İstanbul'a. Bizim şanlı ecdadımıza Allah onu bahşetmiş. Sen kalkacaksın oradan. Ne abdesti bilirsin ne tahareti bilirsin. Onun hakkında konuşacaksın. Ben de burada sana ona izin vereceğim.
Öyle bir Müslümanlık yok. Öyle bir Osmanlı torunluluğu da yok. Benim ecdadıma ne diyor? Şeyin çok güzel bir şiiri var. Mehmet Akif Ecdadıma saldırı. Ersoy. Bir ecdadıma saldırdı mı? Hatta boğarım. Boğamazsam hiç değilse yanımdan kovarım. Zalimin hasmıyım ama severim mazlumu. Osmanlı anlayışı bu. Zalimin hasmıyım. Kim olursa olsun. Hazreti Ebubekir Sıddık ne dedi? Aranızdaki en zayıf insan haklıysa benim yanımda en kuvvetli odur. En kuvvetli insan haksızsa o benim yanımda en zayıftır. Allah'a kalbini bağlayanlar böyledir. Onun için savaşır da korkmaz. Onun için ölümü bile göze alır. Çünkü Allah yolundadır. Kalbi Allah'a bağlı olduğu zaman bir çöpü çalan adamdan kurtarmak için uğraşırken ölse şehittir o çocuk. Bu kadar incedir dinimiz. Niyeti sağlam olanın hep yolu hakka çıkar Celle Celaluhu. Biz de işte inşallah niyetlerimizi sağlam tutalım. O kuldu ecdadın yarına yolundan onlara yakışır bir şekilde hizmet edelim inşallah. Allah-u Teala'ya hamd edelim ki öyle insanların torunları olduk. Şükürler olsun. Onlar bize en güzel İslam'ın nasıl yaşanacağını gösterdiler. Biz de inşallah o yoldan yürüyüp ilerleyeceğiz. İlim öğreneceğiz. Ecdadımızı sağlam bir şekilde öğreneceğiz. Ve mümkünse Osmanlıcayı mutlaka öğreneceğiz. Ecdadımızın yazdığı kitabı açtığımız zaman bize bunu yaptılar. Kopartmak için. Kopartmak için. İş miydi bu yahu? Dedik ya, Şeyh Efendi söyler mübarek. Namusu mücessem derlerdi bizim namusumuza. Yüce namus. Osmanlı'nın namus anlayışına kimse yaklaşamazdı diyor. Kimse yaklaşamazdı. Bütün dünya bizi bu namustan, bu haya anlayışından bertaraf etmek için ne yaptılar biliyor musunuz? Osmanlı'dan sonra bir Osmanlı kızını, evladını güzellik yarışmasına kattılar. Hemen dünya onu birinci seçti. Niye? O çok güzeldi diye mi? Hayır. Dediler ki işte bak Osmanlı torunun da hayasından, namusundan soyundurduk çıkarttık. Birinci olsun hatta 10 sene birinci olsun yani. Dertleri tasaları oydu çünkü onların. Çünkü biliyorlardı ki namusunda, hayasında olan, imanında olan insanı yıkmak mümkün değil. Bütün hep birlik olduk. Çanakkale'de bize tokat attılar yine. Yine Osmanlı tokadını yedik. O zaman ne yapalım? Bunların en değerli şeylerinden soyunduralım bunları. Ne ibretlik bir mevzudur. Ne ibretlik bir mevzudur. İlk katılan kadın anında birinci oluyor. Anında birinci oluyor. Bugün bakın İslam'dan uzak, Osmanlı'dan uzak olan yazarlar, şunlar bunlar yurt dışında hep ödül alırlar. Hep bu ters akımın çalışmalarıdır. Ama üzüldüğümüz taraf şu ki bizim gafil Müslümanlarımız bunun şuurunda değiller. Bizi tarihimizden kopartmak için bize kendi alfabemizi yasaklattılar. Okuyamazsın dediler. Bunun hiç mantığı yoktu bunun. Şimdi ben söylüyorum hep sohbetlerde. Burada da söyleyelim. Ben sana İngilizce öğreteceğim kardeşim. Allah razı olsun. Ama Türkçeyi unutacaksın. Mantık mı bu? Akıl mı bu? Ama bak Türk İngilizce dünya dilidir kardeşim diyor. Allah razı olsun kardeş. İngilizceyi bana öğret. Ben isterim öğrenmek. Latin alfabesini öğrenmek ben isterim. Madem dünya kullanıyor. Fakat bana bildiğimi niye unutturacaksın ya? Bunun nerede bir mantık var? Şimdi açıyorsun dedenin kitabını okuyamıyorsun. Deden sana iki kuşak önceki deden sana bir vasiyetname yazsa. Bugünün insanı manevi vasiyete pek değer vermiyor da haritanın adresini yazsa diyelim. Hazinenin adresini yazsa Allah Allah bulamıyor. Bala getiriyorlar. Hocam geliyor bize devam. Hocam burada ne yazmış? Böyle bir de heyecanlı heyecanlı geliyorlar. Orada çizmiş ya. Kesin bir evin adresi diye. Okuyamıyor işte. Dedesinden kaldı. Vahim bir durum bu ya. Onun için Osmanlı'ya da Osmanlıca öğrenmeye de önem gösterelim inşallah.
Allah Celle Celaluhu o kutlu ecdadın yolundan yürütsün bizi. Amin. Onlar gibi sağlam sözünün erip kavi Müslüman eylesin. Nice fetihler bizlere de nasip eylesin. Amin. İllahi Teala'l-Fatiha.